Bu hafta tam olarak 1 Nisan'da bilim insanları çok önemli bir gelişmeyle ilgili bulgularını açıklayacaklarını duyurdular. Şimdi bu duyuru 1 Nisan'da yapıldığı için önce şüpheyle yaklaştım belki bir şakadır diye. Çünkü çok iddialı bir duyuru yapıldı. Fakat sonra böyle gerçekten bir açıklama yapacaklarını anladım. Event Horizon Teleskop yani Olay Ufku Teleskobu diye bir proje var. Bu projede çalışan astronomlar 10 Nisan 2019 tarihinde bu video yayına girdikten tam bir hafta sonra bu yaptıkları kara deliklerle ilgili 2017'den beri yaptıkları çalışmalarla ilgili sonuçları paylaşacaklarını söylediler ama bunu böyle canlı yayınla yapacaklarını söylediler. Hatta şimdi notlarıma bakıyorum. Aynı zamanda eş zamanlı olarak dünyanın 6 farklı kentinde büyük basın toplantıları düzenlenecek. Brüksel'de, Santiago'da, Şili, Şangay'da, Tokyo'da, Taipei ve Washington kentlerinde eş zamanlı olarak basın toplantıları düzenlenecek. Olayın büyüklüğü ve önemi nedeniyle başka büyük kentlerde de uydu etkinlikler yapılması planlanıyor diyor. Şimdi böyle bir duyuruyu duyunca tabii insan acaba bir uzaylı istilasına mı maruz kalıyoruz falan diye bir heyecanlanıyor ama yani gerçekten bilim kurgu gibi gözüken bu duyuruyu ben size resmi kaynaklardan okuduğum bilgileri hiç üzerine bir şey eklemeden paylaşıyorum. Arkadaşlar, büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını bizimle paylaşacaklar. Kara deliğin derken tabii etrafındaki olay ufkunun çünkü kara delik adı üstünde kendisinden ışığın bile kaçamadığı kara bir delik. Peki nereden biliyoruz biz böyle bir şeyin varlığını? Teorik olarak biliyoruz. Interstellar 2014 yapımı Yıldızlar Arası filmini izleyenler hatırlayacaktır. Orada da kara deliklerin olay ufku gösteriliyordu ama teorik fizikçilerin bulgularına göre yapılan görsel efektlerdi onlar. Simülasyonlardı. Nitekim şu anda arkamda gördüğünüz bu kara delik resmi de bir simülasyon. Bugüne kadar bilim insanlarının, astronomların paylaştığı tüm kara delik görselleri buna benzeyen simülasyonlardan ibaret. Mesela bu simülasyonda bir kara deliğin 600 kilometre uzağından nasıl görünebileceği simüle edilmiş. Ve olay ufku sadece 75 kilometre genişliğinde. Ancak bu kara delik 10 güneş kütlesine sahip. Ne demek bu? Şimdi bizim güneşimizin içine 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Bu büyüklüğü bir hayal edin, sonra bir de bunu 10'la çarpın. Sonra da o büyüklükteki cismi 75 kilometre genişliğindeki şöyle bir kara deliğe dönüştürdüğünüzü düşünün. Bu kütlede bir kara deliğin bu uzaklıkta yarattığı ivmelenme dünya yüzeyindekinin yaklaşık 400 milyon katı. Eğer dünyayı bir kara deliğe dönüştürmek isteseydik içindeki her şeyle birlikte dağlar, tepeler, içindeki insanlarla birlikte sıkıştırıp şöyle bir top haline getirmemiz gerekirdi. İşte kendisi bu kadar küçük ama kütlesi çok büyük olan bu kara delikleri bugüne kadar doğrudan hiç gözlemleyemedik. Çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedildiler. Peki neden bu yapılacak olan etkinlik için çığır açıcı gibi çok iddialı bir ifade kullanılıyor? Çünkü olay ta bundan 100 yıl öncesine dayanıyor. Einstein'ın genel görelilik kuramını açıkladığı zamanlara. Bu kuram kütle çekiminin uzay zamanı büktüğünü söylemişti. Şimdi bunu daha iyi anlatabilmek için ben asistanım Batman'den yardım isteyeceğim. Batman gelir misin? Merhaba. Türkçe konuşabilen Batman getirdim bunun için. Şimdi onun pelerinini uzay zaman olarak düşünün. Şöyle bir kumaş uzay zaman. Bunu da kara delik olarak düşünün. Bu kara deliği ya da turuncu deliği kumaşın üzerine bıraktığınızda bu top kumaşı nasıl büküyorsa kütle çekimi de uzay zamanı öyle büküyor demişti Einstein. Teşekkürler Batman yardımların için. Bu durumda kendisi yeterince küçük ama kütlesi çok büyük bir obje arkasında bir olay ufku oluşturuyor. O noktada kütle o kadar büyük ki ışık bile kendisinden kaçamıyor. O gün bugündür astronomlar ve teorik fizikçiler bu cisimlerin hemen her galaksinin merkezinde yer aldığını buldular. Ama bugüne kadar herhangi bir teleskopla doğrudan hiç kara delik gözlemlenmedi. İşte EHT Event Horizon Teleskop projesi de tam bu yüzden başlatıldı. Bir kara deliğin fotoğrafını çekebilmek için. Her galaksinin merkezinde bir kara delik olduklarını düşündüklerinden önce kendi galaksimizden, Samanyolu galaksisinden başlayalım dediler. Onun merkezindeki kara deliği araştırmaya başladılar ama o kara delik size gösterdiğim bu kara delikten biliyorsunuz bu 10 katı büyüklüğündeydi güneşimizin. Çok daha büyük. Öyle 10 kat, 100 kat, 1000 kat falan değil. 4 milyon kat daha büyük.
Ama bizim Samanyolu galaksisi de öyle küçük bir şey değil. Bu kara deliği gözlemleyebilmek için şu toptan tekrar örnek verecek olursak, bizim dünyamızdan o kara deliği, galaksimizin merkezindeki kara deliği gözlemlemek, İstanbul'daki birinin ta Hindistan Yeni Delhi'deki şu topu gözlemleyebilmesi gibi bir şey. Bu kara deliğin etrafında sıcaklığı milyarlarca dereceye ulaşan gazlar var. Zaten biz de bu gazların sayesinde onların merkezindeki kara deliği bir silüet olarak bile olsa görebilme ihtimalimizden söz ediyoruz. Olay ufkundan yola çıkan ışık etrafına dairesel olarak yayılıyor olsa da aradaki mesafeden ötürü dünyaya ulaştığında neredeyse düz bir dalga olarak geliyor. Bunu yakalayarak bir fotoğrafa dönüştürebilmek için de dünya büyüklüğünde bir teleskoba ihtiyaç var. EHT böylesine büyük bir teleskobu simüle edebilmek için dünyanın dört bir tarafındaki teleskoplardan bir ağ oluşturdu. Teleskop interneti gibi bir şey. Her bir teleskop kara deliğin olay ufkundan gelen radyo dalgalarını yakalayıp kaydetti. Sonra da bu bilgiler birleştirilerek genel fotoğraf ortaya çıkartılacak. Bu işlemin başarılı olarak sonuçlandırılabilmesi için çok hassas bir senkronizasyona ihtiyaç var. Böyle bir senkronizasyon olmazsa ne olur? Fotoğraf bulanık çıkar. Tıpkı biz fotoğraf çekerken elimizin titremesi gibi. Ama dünya büyüklüğünde bir fotoğraf makinesinin titrememesi için çok hassas ölçüm aletlerine ihtiyaç var. O yüzden her bir teleskobun yanına atom saatleri yerleştirilmiş. Bunlar o kadar hassas ki 100 milyon yılda ancak bir saniye şaşıyorlar. İşte böylesi bir hassasiyetle kaydedilen verilerin miktarı da çok büyük. O kadar büyük ki internetten gönderilemiyor. Bunlar büyük sabit disklere, hard disklere kaydediliyor ve genel merkeze işlenmek üzere gönderiliyor. İşte yaklaşık 2 yıl önce Nisan 2017'de dünyanın dört bir tarafındaki radyo teleskoplar tarafından yapılan gözlemin sonucunda elde edilen veriler bu şekilde büyük sabit disklere kaydedilerek projenin merkezindeki bilgisayarlara gönderilmiş ve buradaki süper bilgisayarlar da gelen verileri ve onların zaman bilgilerini işleyerek birleştirmeye başlamış. Aslında bu işlemin sonuçları daha önceden bekleniyordu. Geçen yılın sonlarında bekleniyordu ama yapılan işlemde o kadar çok veri işleniyor ki bunlar ancak önümüzdeki hafta açıklanabilecek duruma geliyor. Sonuç olarak önümüzdeki hafta tam olarak 10 Nisan 2019 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 16'da yapılacak canlı yayında ki bir ihtimal bu canlı yayını ben de sizlere simültane tercüme yaparak aktarabilirim. O canlı yayında açıklanacak olan bulgular başta kara delikler ve kütle çekimi olmak üzere evren hakkında bugüne kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz şeylere çok önemli yeni katkılar sağlayabilir.